Doktor Hakan Çınar. Alternatif Bank piyasa ekranını sundu. Türkiye'nin çıkış yolunu ekonomi notlarında aramaya devam ediyoruz. Ankara'dayız. İki önemli konuğum var. Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Münsbet Gümrük Müşavirliği CEO'su Doktor Hakan Çınar, siz de hoş geldiniz Ankara'ya. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi Ankara aslında bir siyaset başkenti, Türkiye'nin başkenti ama Ankara aslında bir Türkiye'nin sanayi şehri. Bu nedense hep böyle göz ardı edilir. Ama ihracatta Türkiye'nin beşincisi evet. Ve ciddi anlamda da hem savunma sanayinde hem sanayide hem de teknolojide Türkiye'nin ilk şehirleri arasında yer alıyor. Tabii konumuz hep katma değerli ihracat yapalım. Hani bu artık sürekli söylendiği için ben de size soracağım. Ama teknoloji ağırlıklı eğer biz bunu başarırsak o zaman işte hedeflerimize 500 milyar dolarlara ulaşmamız çok daha kolay gibi görünüyor. Matematik böyle söylüyor başkanım. Evet. Matematik böyle söylerken siz nasıl söylüyorsunuz? Bir de sizden dinleyelim. 500 milyarlık hedefimize ulaşabilmemiz için bugünkü fiyatlarla şu anda kurlardan da dolayı 1,5 dolarlara falan indi herhalde. Biraz daha altına belki indi kilogram fiyatımız. Yani çok 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 kilogram mal satabilmemiz lazım. Evet, ihracatımız artıyor. Bu arada kilogram miktarı da arttı. Yani fiyatlarımız düştü. Bu kadar malı taşımak için ne limanlarımız müsait ne yollarımız müsait. O zaman bizim yapmamız gereken doğru şey daha yüksek teknolojide katma değeri daha yüksek ürünleri üretip onları satabilmemiz lazım. Bu anlamda Ankara iyi aslında. Yani bütün şehirlerimiz Ankara'nın seviyesine gelse uçarız. Ankara'nın yani ülkemize üretilen yüksek teknolojili ürünlerin %20'si Ankara'da üretiliyor. Ankara'nın ihracatındaki kilogram fiyatı da 17 dolarlar civarında. Çok üzerinde Türkiye'nin. Yani evet, bunu böyle bir şey başarabilirsek Türkiye uçar yani. O anlamda Ankara üzerine düşen görevi yapmakta. Ama sizin de bol kilo satmanız lazım o zaman. Değil mi? Kiloyu da arttırırsanız bu evet, kadar katma değerle kiloyu da arttırmamız lazım. Yani ikisini de yapmamız lazım. Yani bugün daha hala dünyada elektrikle tanışmamış, internetle tanışmamış dünya kadar insan var. Onların da ihtiyaçları var. Yani o yüksek teknolojili ürünleri oralarda satamazsınız. Siz, yani tamamen terk edelim değil ama bizim üretimimizin içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırabilmemiz lazım. Ankara'da hep sanayi göz ardı ediliyor. Yani çok fazla dikkatini çekmiyor. Başkent olmasından gurur duyuyoruz. Ama başkent olmanın kimliği çok ağır basıyor. Evet. İnsanlar Ankara'daki sanayinin çok fazla farkında değiller. Ankara'da 13 tane organize sanayi bölgesi var. Bütün bunlarda da çok ciddi üretimler yapılmakta. Bugün bindiğiniz hava taşıtlarında, helikopterinden yolcu uçağına kadar mutlaka Ankara'da üretilmiş teknolojik bir ürün mutlaka var. Bütün global üreticilere Ankara mesela havacılık sektörüyle ilgili malzeme verebiliyor. Şimdi başkanımız sözlerinin başında dedi ki Hakan Bey, hani üretiyoruz, ihracat yapacağız ama limanlarımızın daha verimli kullanılması gerekir dedi. Bu bağlamda isterseniz önce buradan bir açalım çünkü bu Türkiye'nin hakikaten kanayan yarası. Verimlilik sorunu var ciddi anlamda limanlarımızda. Yani bu konu dönüyor, dolaşıyor, bana geliyor. Çünkü Sayın Başkanım'ın bundan haberi bile yok aslında ama hep konuştuğumuz bir konu. Şimdi şöyle, ben hemen önce başkanıma şu konuyla ilgili bir katkıda bulunarak başlayayım müsaadenizle. Aslında Ankara'nın coğrafi konumu tabii bir anlamda bakıldığında limanlara uzaklığıyla bir dezavantaj da oluşturuyor. Evet. Yani sonuçta Türkiye'nin göbeğinde, ortasında tabii ki başkent olarak hepimizin gururu, o farklı bir boyut. Ama lojistik açısından bakıldığında maalesef bir parça dezavantajlı. Çünkü karayoluyla da sınırlarımıza uzak, evet. Batıya da uzak, bu anlamda doğuya da uzak, evet. Limanlarımıza da görece uzak. Dolayısıyla
katma değerli ürün ihraç ediyor olduğumuz zaman lojistiğin bu dezavantajının etkisini asgari seviyede hissediyor olmak bu anlamda söz konusu. Avantaj. Dolayısıyla yani bir konteynere 10 bin dolarlık mal koyarsanız yani bunun 400, 500, 600 dolar da nakliyeye koyarsanız çok ciddi bir oranda evet. yük getirir. O zaman aynen. nereden para kazanacaksınız? Ama bir konteynere 100 bin dolarlık mal koyarsanız evet. oraya vereceğiniz 600 dolarlık, 700 dolarlık bir şey bindelere düşer. Bindelere düşer. Aynen öyle. Ama tabii ne olursa olsun yine de başkanımızın söylemiş olduğu deminki bu anlamdaki tespit son derece doğru. Şöyle ki bizim lojistik maliyetlerimizi iyileştirmemiz her sektör için şart. Yani sadece katma değeri düşük sektörler için değil, katma değeri yüksek olan sektörlerde de elbette biz lojistik maliyetlerimizi asgari seviyeye çekersek ancak bir şekilde rekabetçi olabiliriz. Şimdi Amerika'daki bir firmaya mal satmak için biz mi daha avantajlıyız? Bir Brezilyalı üretici mi avantajlı? İlla ki oradaki yakın olan avantajlı. Peki nasıl kapatacağız bu dezavantajı? Bunu kapatmamız için bizim içeride bir takım maliyetleri aşağıya çekmemiz lazım. Küçük bir hatırlatma yapayım, hepimiz hatırlayacağız. Çin bir dönem ihracatını geliştirmek için ihracatta çok ciddi anlamda navlun desteği verdi üreticilerine. Yani Çin'in yeni atağa kalktığı yıllarda, dönemlerde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bir boru ihalesine girdiler Ürdün'de. Evet. Harp gemisiyle boruları naklettiler. Askeri evet. gemiyle bedavaya evet. naklettiler. Evet. Çünkü Çin'den Akdeniz'e tekrar boru getirmek evet. herhalde hava taşıyorsunuz çünkü içi doğru, boş. Doğru. O maliyeti, o rekabeti yapabilsinler diye devlet böyle bir sübvansiyon yaptı. Doğru, doğru. Yani biz ticareti kolaylaştırmaya da çalışıyoruz evet. biliyorsunuz onunla ilgili çeşitli toplantılara da katılıyoruz. Ticareti kolaylaştırırken maliyetleri de aşağıya çekiyor olmamız bu anlamda önemli. Ama ben başkanımın nezdinde gerçekten Ankara'yı, Ankaralı girişimcileri tebrik etmek istiyorum. Çünkü sanayi ve teknoloji konusunda Ankara bu anlamda atak. Ve bu konuda ciddi bir girişimcilik var. Ben de sık sık geziyorum burada teknokentleri olsun, organize sanayileri olsun. Bu sevindirici. Keza savunma sanayinde de öyle. Tabii bu sefer volümleri arttırmak, hacimleri evet. arttırmak gerekiyor. Evet. Şimdi ben Hakan Bey'e her programda soruyorum işte bu limanlardaki verimlilik nasıl artar diye. Sonuçta dönüp dolaşıp orada hızımızın yavaş olmasından yakınıyoruz. Çünkü çok hızlı yapmanız lazım ki ürününüz çok hızlı gitsin. Oradaki bürokrasinin ya da oradaki Ordino gibi bir takım gereksiz uygulamalarında olmaması gerekiyor. Yani sizin aslında önünüzün açılması lazım. Tabii. İhracat yapan firmalar tabii. olarak. Bunları kolaylaştırmak lazım. Bana göre biraz şeyimiz var. Hastalığımız var. İtimat etmeme, evet. güvenmeme gibi. Hastalığı. Evet. Ve en çok da bu maalesef devlet tarafına geçtiğimiz zaman, o masaya oturduğumuz zaman karşımızdaki vatandaşımızı hırsız, üçkağıtçı, köşe dönücü olarak düşünüyoruz ve ondan korunmak için işleri böyle sıkı kurallara bağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaptığımız zaman biz aslında işini namuslu yapan insanları cezalandırmış oluyoruz. Evet. Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakın, vatandaşın söylediği doğru kabul edilir. Ona itimat edilir. Yanlış yaparsa çok ağır bir şekilde de cezalandırılır. Bizim aslında bunu yapabilmemiz lazım. Yani bize her yerde suistimal ederler engelini koyarak yani yasama organı son derece iyi niyetli teşvik mevzuatları çıkartıyor. Ama bu sefer bu suistimal edilmesin diye bir takım engeller konulmaya başlanıyor. İşte yönetmelikte bir adım atılıyor. Tabimlerde bilmem ne yapılıyor. İnisiyatif kullanırken öyle yapılıyor. Ondan sonra adeta istifade edilemez hale gelmeye başlıyor. Bu şeyleri aynı şey ihracat işlemleri içinde, evet. gümrük işlemleri içinde geçerli. Hakan evet. Bey bugün Gümrük Bakanlığı'nda bir toplantıdaydı hatta. O toplantıdan da sizden bilgiler alalım. Çünkü sizin istişare önemli bir şey. Yani istişare bugün hani en iyi yapılan işlerden biri de bence istişare. Ama niyetin icraata dönüşmesi gerekiyor. Evet, evet. O zaman istişare bir anlam kazanacak. Öyle tabii. Yani aslında ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili bu anlamda Ticaret Bakanlığı'nın noktasında yönetilen çalışmalar çok kıymetli tabii. Evet. Çünkü bütün taraflar orada yer alıyorlar. Yani Ulaştırma Bakanlığı'ndan ne bileyim işte Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'na varıncaya kadar tüm kurumlar, işte odalar, yine sivil toplum örgütleri orada yer alıyorlar. Bunlar kıymetli, istişare önemli. Hani bizi sonuca götürüyor olmak lazım ama başkanımın söylediği noktaya inanıyorum ve çok gerçekten bu anlamda değer veriyorum. Güvenle ilgili problemimiz var. Evet. Yani biz ithalatçımıza, ihracatçımıza güvenmeyi başaramıyoruz şu anda. Bunu başaramadığım sürece yavaş ilerliyoruz. Efendim, yasakları koymak veya engelleri koymak son derece kolay. Evet. Devlet otoritesi böyle yapılacak dediği zaman herkes ona uymak mecburiyetinde.
Ama siz aslında işi kolaylaştırıp denetlemeniz lazım. Bana göre devletin en büyük görevi yasak koymak değil, denetlemek olması Tabii. lazım. O zaman siz işini düzgün yapanlara mani olmamış olursunuz. Suistimal edenleri de yakalar, cezalandırırsınız. Aynen öyle. Peki efendim, şimdi yine işte 25 yıllık ekonomi muhabirliği hayatımda hep sizin teknolojiden bahsettiğinizi biliyorum. Hem kendi şirketinizde olsun, hem Sanayi Odası Başkanlığınızdan beri hep teknoloji, teknoloji, teknoloji diyorsunuz. Ve Sanayi Odası Türkiye'deki teknolojiye gerçek anlamda yatırım yapan da ilk sanayi odası. Yani yanlışım varsa ararlar, düzeltirler beni ama hani ben de gördüğümü söylüyorum. Bu anlamda teknolojiye yatırımlara devam mı? Ve dijital döneme uygun olan nesilleri yetiştirmek konusunda ne yapıyoruz? Bu konuda bir sürü faaliyetlerimiz var efendim. Öncelikle nesilleri yetiştirmekten başlayalım. Evet. Anaokulumuz var Ankara Sanayi Odası olarak. bu sene 150-160 civarında öğrencimiz var. O anaokulundaki öğrencilere de imalat yaptırıyoruz, üretim yaptırıyoruz. Ahşap oyuncaklar, toprak oyuncaklar bilmem ne, onları satıyorlar, paralarını tahsil ediyorlar. Sonra da yıl sonunda kitapçı getiriyoruz. Oradan pazarlık edip ceplerinden çıkartıp o parayı şey yapıyorlar. Yani bu şekilde parayı kullanmayı da, emeğin değerini de öğrenmeye çalışıyorlar. Onun dışında iki tane lise programımız var. Bunlardan bir tanesi mühendis adayları yetiştirmek için ASO Teknik Koleji diye. Burada organize sanayi bölgemiz içerisinde okuluna ne kadar rağbet var onu şey yapmak için söyleyeyim. Bu sene, bu öğretim yılında okulumuza kaydetmiş olduğumuz öğrencilerimizin ortalaması ilk %5'lik dilimde. Yani bu çocukların hepsi işte fen liselerine, en iyi Anadolu liselerine veya en birçok koleje burslu olarak gidebilecek öğrenciler olmasına rağmen bizim saat okulunu seçtiler. Burada mühendis adayları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin %100'ü bir mühendislik programını kazanıyor. Üçüncü mezunlarımızı verdik, dördüncüsünü vereceğiz. Okullarında da son derece başarılılar. O eğitim öyle gidiyor. Onun dışında bir tane daha lise programımız var. Burada da en dezavantajlı ailelerin hatta böyle okul hayatında başarılı olamayanların, 9. sınıftan alıyorduk, bu seneden itibaren 8. sınıftan alacağız. Öğrencileri alıyoruz, onları mavi yaka olarak yetiştiriyoruz. Tabii ki. Aranan insan yapıyorsunuz. Aranan insan yapıyoruz. Ve enteresan bir uygulama. Biz bunu 2006 yılından beri uyguluyoruz. Başarısı için kriter ne diyelim? Son 3 yıldır istihdam edilme ve istihdamda kalma oranları %100 alanlarında. 2006'dan bu yana da %94, %74'ü de ilk işe başladıkları yerde hala çalışıyorlar. Yani işveren de memnun, çalışan da memnun ki işte yerini değiştirme ihtiyacını duymamışlar. Evet, yani bu enteresan bir program. Bunun işte mesela geçen yıl öğretmenlerimizi gönderdik, okul müdürümüzü Antep'te. Orada onlar da bir okul açtılar. Oradaki hocalara bizim bu eğitim topolojimizi, sistemimizi oraya şey yaptık. Yani sanayici ihtiyacı olan nesilleri yetiştiriyor ama bunları dijital döneme uygun olarak mı yetiştiriyor? Bu Endüstri 4.0'la ilgili. Tabii Endüstri 4.0'la ilgili, onu daha sonra anlatacağım. Zaten ASO Teknik Koleji'nde yazılım, donanım falan. Kodlama falan var zaten. Tabii, yani onu soruyorum. Algoritmalar falan, onu onları soruyorum. Zaten görüyorlar. Bütün robot yarışlarında da bu sene kazaya uğradılar ama böyle birinci falan geliyorlar. Diğer okul da öyle. Orada da yani derslerin dışında okulumuz bizim 7 gün 24 saat açık. Çocuklar geliyorlar hobileri için, işte kendilerine göre elektronik oyuncaklar, robotlar, tezgahlar falan yapıyorlar, tasarlıyorlar. Peki sanayinin dönüşümü başkanım? Sanayinin dönüşümü için
Aslında eğitimle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Söyleyin. Bir tane de meslek yüksek okulumuz var. Evet. Hacettepe ile beraber. O da güzel. O da 3 sömestr. Her öğrenci her dönem 178 gün işletmede staj yapmak mecburiyetinde. Bu kadar uzun ve kesintisiz bir staj yapıldığı zaman tabii. İşletmeler de zaten bizim aranan elemana ihtiyacımız var. Aynen öyle. Onları hemen istihdam ediyorlar. O anlamda da yani 1000 civarında öğrencimiz var orada da. O okulumuzu son derece başarılı gidiyor. Onun dışında bir de model fabrikamız var. Model fabrika dünyada 35 tane yapılmış. Almanya'da 5 tane var. Fas'ta da var. Fas'a Avrupa çok şey yapıyor. Hı hı. Özellikle havacılık sektörünü oraya taşımakla ilgili projeleri var. Ama bizimle yarışamazlar. Evet. Bu model fabrikada fabrikalar üretim yapmak için. Evet. Bu fabrika ise hata yapmak için kurulmuş bir fabrika. Yani insanlar akan bir imalatın üzerinde kolay kolay değişiklik yapamazsınız. Çünkü onun bir bedeli vardır. Yani üretim kaybınız vardır. Yanlış yaparsanız. Bu bedeli önceden deneyerek bu fabrikada tecrübe edecekler. Burada bir kar etmek, ürün yetiştirmek falan gibi bir şey yok. Kaygı yok. Daha sonra yapılacak olan zararları önlemek. Yani burada hata yaptığında insanlar deneme yanılma yoluyla neyi nasıl daha iyi yaparlar gibi. İşte o katma değer olmayan işlerin ayıklanması kısacası. Bunları deneme yanılma yoluyla öğreniyorlar. Endüstri 4.0 içinde algoritmaları da Ankara Sanayi Odası tarafından bizim yazılım komitemizdeki üyelerimiz tarafından hazırlanıyor. İstanbul'dan da bir firmamız var. O firmamız da bu işe katılıyor. Tamamen yazılımı yerli ve milli bir Endüstri 4.0, Sanayi 4.0. Endüstri 4.0 Almanların markası. Sanayi 4.0 uygulaması da örnek olarak hazırlıyoruz. Şimdi Hakan Bey, son sözü size vereyim ben. Yani Ankara'da siyaset değil, teknoloji konuşuyoruz. Ne güzel değil mi? Evet evet, çok güzel gerçekten. Yani Ankara'da teknoloji konuşuyor olmak güzel ve Ankara'nın hani bir anlamda ticarete ve dış ticarete, daha doğrusu sanayiye, endüstriye bu denli aslında teşvik edici yaklaşması eğitim sisteminde büyük bir bence kazanım. Ama mutlaka oraya ihracat dersleri de ekletin Sayın Başkanım, ben öyle bir tavsiyede bulunayım size. Bir öte taraftan da tabii biraz önce konuştuğumuz hani bu lojistikteki maliyetlerin azaltılması vesaire. Bence Ankara ile beraber biraz bu anlamda Ankara Sanayi Odası ile beraber de mesai çalışıyor olmak lazım. Mesai yapmak lazım. Çünkü bölgeniz itibariyle dediğimiz gibi dış ticarette yükselebilmeniz için aslında bir anlamda hakikaten lojistik maliyetlerinde iyileştirmelerin size tesiri çok büyük. Ne diyorsunuz başkanım, bir cevap verin. Buna mecburuz aslında. Türkiye dikdörtgen şeklinde. Son bir dakika. Bir ucundan bir ucuna 1600 kilometre. Evet. Yani biz bütün sanayimizi, ihracat yapan ülke şeylerimizi deniz kıyısında veya limanların yanına yerleştiremeyiz. Mümkün değil. Doğru, şey, doğru. Mümkün doğru. Değil yani bizim İç Anadolu'da da Doğu Anadolu'da da insanlarımıza evet. Aş ve iş verebilmemiz lazım. Bana göre yapılması gereken şeylerden bir tanesi şu anda biz çıkış kapılarındaki şeyde tırlarımıza ötevesiz yakıt veriyoruz. Halbuki ihracat yapılacaksa gümrüklendiği şehirden itibaren sınıra ve sınır ötesine gidecek evet. Şekilde bu ÖTV'den istifade etmeleri lazım. Çünkü iç navlum dış navlumdan çok daha fazla tutuyor. Evet. Başkanım, iyileştirecek çok alan var, merak etmeyin. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ankara Sanayi Odası Başkanımız Nurettin Özdebir ve İnspet Gümrük Müşavirliği CEO'su Doktor Hakan Çınar. Ankara'dan yayınımızın burada sonuna geldik. Evet, Endüstri 4.0 ve teknoloji konuşuyoruz ama hakikaten Ankara'da, özellikle Ankara Sanayi Odası'nın da önderliğinde eğitim 4.0'da gerçekleşiyor ki sanayi 4.0'ın olmazsa olmazı eğitim 4.0. Çünkü sanayiye uygun da nesillerin yetiştirilmesi, aranan insanların olması gerekiyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. NTV'de kalın, hoşça kalın efendim. Uzayın